Ekonomiyi Başar'dan dinledik. Panele geçeceğiz. Sonra diğer konuları konuşacağız ama sizleri 15 senedir bu harika toplantıda bir araya getiriyoruz, tartışıyoruz, iş konuşuyoruz. Ama sizi çok hayırlı, güzel işlere de ortak ediyoruz aslında. Her sene buraya katılmak için verdiğiniz katkılar hep güzel yerlere gidiyor. Bu seneki de gidiyor. Bu seneki katkılarınız Koruncuk Vakfı'nın 6 aylık izcilik kampı rehabilitasyon ve eğitim projesine bağış olarak gitti. Koruncuk Vakfı'nın çok değerli başkanı Avukat Sayın Figen Özbek aramızda. Sizlere bir iki bir şey söylemek istiyor, onu davet ediyorum. Öncelikle bu Dünya Devi şirketinin tüm Türkiye temsilcisinin tüm fertlerine teşekkür ediyoruz. Bir sivil toplum örgütüne katkı sağlamak ve bu katkı içinde bizim olmamız bizim için gerçekten bir gurur. Hepinize vakfımın yönetim kurulu adına şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Başladığınız her bir kuruşun çocuklarımızın çok sevdikleri ve hep gitmek istedikleri ve gittiklerinde çok mutlu döndükleri o güzel kampa ayrılacağından emin olunuz. Çocuklarımız mutlu olacaklar verdikleriniz katkılarla. Efendim sizlere çok ufak vakfımızla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Bilgi aktarmak istiyorum. Vakfımız ne yapıyor ve vakfımızın güvenirliği ne durumda? Siz vergi ve parayla uğraşıyorsunuz. Biz de çocuklarla uğraşıyoruz. 1979 yılında kurulan vakfımız İstanbul'da Bolluca Çocuk Köyü'nü, İzmir'de şimdi ismi Koruncuk Köy olan ve inşaatı yenilenen iki çocuk tesisine sahip kurdu. Bu kuruluşu bir uluslararası vakıf aracılığıyla da büyüttü. Ondan model aldı. Çünkü dünya devi bir vakıf ve çocuk köyleriyle çocukları mutlu eden bir vakıf. Bizi kurduğumuz vakfı buldular. Bize modellerini verdiler. Ve çocuk köyünü nasıl işletebileceğimizi bize gösterdiler. Ve biz de bu modeli 1980'li yıllardan itibaren uygulamaya başladık. Vakfımızın sloganı nedir? Vakfımızın sloganı her şey çocuklar için. Ve onlar için el ver, hayata tutulsunlar. İşte el verenlerin, sizin gibi bu işe gönül verip de sevenlerin katkılarıyla bugünlere geldik. 37 yılı geride bıraktık. 3 temel değerimiz var. Şeffaflık, hesap verebilirlik, topluma karşı sorumluluğu sürdürebilir kılmak. Vakfımız onun için ayakta. Onun için doğru ve güzel şeyler yaparak bugünlere geldi. Vakfımızın gücü nereden geliyor? İşte vakfımızın gücü 37 yıllık birikimimizden ve tecrübemizden, çocuklarla olan sevgimizden geliyor. Bu tesislerle ilgili size söyleyeceğimiz bir şey yok. Mutlaka görmeniz gerekiyor. Neden bu sistem çok iyi? Çünkü çocuklarımız mutlu ve sevgi dolu ve çocuklar olarak başarılı bir çocuklar olarak bu köylerden topluma kazandırılıyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz ve onları kurdukları aileleriyle beraber büyük bir aile olmanın da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Neden büyük bir aileyiz? Çünkü onların yuvalarını da biz kuruyoruz, onları biz evlendiriyoruz, onları evlere yerleştiriyoruz ve
her zaman daha mutlu ve başarılı olmalarına yardım ediyoruz. Vakfımız bünyesinde 76 personel çalışıyor, profesyonel personel çalışıyor. Halen 126 tane çocuğumuz, yani daha üniversite çağına gelmemiş çocuklardan bahsediyorum. Diğerleri üniversite çağındaki diğer çocuklar yaşadıkları evlerde bizim vakfımız tarafından destekleniyorlar. 126 tane çocuk, yani ilkokul, yuva, ilkokul, ortaokul ve lise çağında. Bizim tesislerimizde kalıyorlar, bizim tarafımızdan yönlendiriyorlar. Sanatçı ve danışmanlar eşliğinde katkı sağlıyoruz onlara ve başarılarının neticesini görüyoruz. Bu yıl 20 tane çocuğumuz üniversiteyi kazandı ve bir o kadar çocuğumuz sporda başarılar alarak ödül aldılar. Birincilikler, ikincilikler, üçüncülükler. Bu çocuklarımızla da övünüyoruz. Vakfımızın başarısını kanıtlıyorlar. Her gün biliyorsunuz Türkiye'de, ülkemizde çocuk istismarlarıyla uyanıyoruz. Hepimiz bunun acısını yaşıyoruz. Biz topluma kazandırdığımız çocuklarla mutlu olurken bu çocukların ölümleri, yok olmaları, istismarlarıyla ilgili de büyük üzüntü duyuyoruz ve kahroluyoruz. İşte vakfımız amaçları içerisinde olan diğer çocuklara ulaşma idealini ve amacını da gerçekleştirerek 21 tane çocuk kuruluşuyla bir platform kurdu. Bu platform sayesinde de diğer çocuklara ulaşma fırsatını bulduk. Bu yıl mülteci çocuklarla yapacağımız projeyi Kızılay'la gerçekleştiriyoruz. Bu da bizim hangi noktalara kadar çocuklara ulaşabileceğimizi gösteriyor. Bu yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Onun için sizlerin el vermesini bekliyoruz. Daha büyük işler yapıp daha çok çocuğa ulaşabilmek için. Söz veriyoruz ki eğer katkıları daha fazla alabilirsek daha çok çocuğa vakfımız vasıtasıyla ulaşabileceğiz. Türkiye'nin önder bir kuruluşu olduğumuzu ve bu işleri başardığımızı bilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün daha da mutluyuz ve çünkü sizler bizim yanımızdasınız. Çok teşekkür ederiz. Efendim? Çok çok teşekkür ediyoruz Figen Hanım. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Haluk Yalçın'ı sahneye davet edelim o halde. Siz eksikliğinizi burada gerçekleştirdiniz. Çok teşekkürler.